Size mini olarak adlandırdınız ama benim video çektikten sonra video çekerken daha doğrusu devasa olarak adlandırdım. 3 tane kitaplık videosuyla karşınızdayım bu sefer. İlk göstereceğim kitaplık bu olacak arkadaşlar. Bu rafta genellikle dini kitaplar var. Peygamber Efendimizle ilgili, İslam'la ilgili kitaplar var. Mesela bazılarını sizlere göstereyim şöyle. İnancım adlı kitap, Peygamberim adlı kitap, ibadetim adlı kitap, Ahlakım adlı kitap. Peygamberimi öğreniyorum. Özellikle bu tarz kitaplar alabilirsiniz çocuklarınıza. Dualarımı öğreniyorum. Kitabımı öğreniyorum. Peygamberimi öğreniyorum. Şimdi bu rafa da genellikle kişisel gelişim alanındaki kitapları yerleştirdim. Bakalım. Kişiliğimi kaybettim hükümsüzdür adlı kitap. Öfke kontrolü adlı kitap. Hayatınızı değiştirecek 111 tavsiye. Hiç merak ettiniz mi? Hayat değiştiren bin bir söz. Etkili ve güzel konuşma sanatı. Beden dili ve konuşma sanatı. Topluluk önünde etkili konuşma teknikleri. Stres, kendine güven, mücadele ruhu. Başarı öyküleri. Kaplan uyandırmak, travmayı iyileştirmek. Aradığınız hayata şu an ulaşılamıyor. Basit ve mutlu yaşam. Bok gibi hissetmekten nasıl vazgeçilir? Z kuşağını anlamak. Günü birlik hayatlar. Parayı bulduğum an alayını maviye boyacağım. Dikkat çatlatır adlı kitap. Beden dili adlı kitap. Zorluklara karşı kendini ateşle. Doğan Cüceloğlu'nun evlenmeden önce kitabı. Bu kitabı herkese tavsiye ederim. Kolay ve Ekonomik Yemekler adlı kitabımız. Bu kitap var yine. Bunu okumadım bana ait değil. Müşteri İlişkileri Yönetimi adlı kitap. Genç yazarlara hikaye anlatıcılığı kılavuzu. Körlük adlı kitap. Bu kitabı herkese öneriyorum. Özellikle zaten karantina döneminde bu kitap herkese tavsiye edildi. Her yerde geçti, her yerde anlatıldı. Gerçekten anlatıldığı kadar var okuyacaksınız, etkisinde kalacaksınız. Mutlaka ama mutlaka bu kitabı alıp okuyun. Kadınsız Erkekler adlı kitap. Sanırım bu öykü kitabıydı. Burada Sherlock Holmes serisi var. Şu şekilde. Bunları okumadım. abimin kitaplarıydı. Dans eden adamlar. Kehribar Pipo. Borsa Katibi. Sussex Vampiri. Mavi Yakut. Ve Raygata Bulmacası. Bunları okumadım. Yani okumaya çalıştım. Sanırım baskısından dolayı başka bir yayından okurum belki. Tolstoy'un Diriş adlı kitabı. Bu hafta söylemiştim zaten. Çoğunluk kişisel gelişimle ilgili kitaplar. Bu hafta da bizi ilgilendiren kitaplara bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu Nutuk adlı eser. Bunu bu yaz okudum gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Zaten bu kitabı zaten Türkiye'de yaşayan herkesin okuması gerekiyor. Atatürk'e olan borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz ama bunu okuduğumuzda borçlarımızdan bir tanesini kapatmış oluruz. Diğer kitabımız bu kitap. Bu yazarın bütün kitaplarını alıp okumanızı tavsiye ederim. Eğer başlamak istiyorsanız bu yazarın Siyah Kan adlı kitabını okuyun. Mutlaka okuyun, hiç pişman olmazsınız. Hatta bana da teşekkür edersiniz. Bu kitabı bana öğrencim hediye etmişti ama hala okumadım. İki şehrin hikayesi güzel bir kitap. Yine 9 öykü. Cesur yeni dünya. Bu kitabı büyük beklentiler içerisinde okumuştum. Umduğumu bulamadığımı söyleyebilirim. Belki ileride tekrar okurum. Ama gerçi ileride tekrar okur muyum bilmiyorum çünkü okuma listem çok kabarık. Diğer kitabımız Kadınlar Ülkesi adlı kitap. Bu kitapta da başlığından anlaşıldığı gibi gerçekten sadece kadınların yaşadığı bir ülke anlatılmakta. Erkekler olmadan kadınların nasıl mükemmel hayata sahip oldukları anlatılıyor. Diğer kitabımız Fahre Neyit 451. Gerçi bu kitabı okurken beğenmiştim. Diğer kitabımız Tarih kitabı. Diğer kitabımız Sineklerin Tanrısı. Bu kitap da gerçekten çok güzel. Bunu da okuyun. Özellikle genç yetişkinler okuyabilir bunu. Diğer kitabımız Ot. Ben bunu okudum, çok beğendim. Bu kitabı da herkese tavsiye ederim. Sunay Akın'ın yazmış olduğu Kız Kulesindeki Kızıl Derili. Sunay Akın'ı çok seviyorum ama sanırım bunu daha okumadım. Bunu da öğrencim vermişti bana. Eski bir kitap. Genelde eski kitapları okumayı sevmiyorum. Bunu da yine öğrencim vermişti. Bu kitabı da herkese tavsiye ederim. Bir kadının bunalımları, intihar etmesi ancak bunu başaramaması ve daha sonra başına gelen olaylar aktarılıyor. Diğer kitabım bu. Bu da çok güzel bir kitap. Tarihi roman. Dostoyevski'nin yazdığı Ezilenler, Gurur ve Ön Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Değirmen Sırça Köşk Sabahattin Ali, Stephen Zweig Amok Koşucusu, Virginia Woolf Kendine Ait Bir Oda, Yine elimdeki kitaplar da okuyacak kitabım olmadığı için mecburiyetten almıştım. Baskısını beğenmedim. Şimdi buradaki kitaplara bakalım. Bizi ilgilendiren kitaplara bakacağız. Şuradan başlıyor. Yine bu yazarın kitabı. Sisle Gelen Yolcu. Ya muhteşem gerçekten bu yazarın bütün kitapları. Mahmut Yeser'in Bağrı Yanık Ömer adlı kitabı. Nadia Murat'ın yazmış olduğu Son Kız adlı kitap. Bu kitabı da herkese tavsiye ediyorum. Yine Sherlock Holmes, Ölümle Randevu. Bunu okudum mu hiç hatırlamıyorum. Diğer kitabım Mustafa Armağan'ın yazdığı Kızıl Pençe. İskender Pala'nın Şah Sultan. Sabahattin Ali'den İçimizdeki Şeytan. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. İçerisinde toplumsal eleştiriler de var. Buket Uzuner'den Yazın Öyküleri. Suç ve Ceza. Bunu hala okumadım gerçekten. Farklı yayından alıp okumayı düşünüyorum. Jack London'dan Martin Eden adlı kitap. Bu kitaptan muhteşem. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Ayşe Kulü'nden Veda adlı kitabım. Yine Ayşe Kulü'den Nefes Nefes adlı kitap. Ayşe Kulü'nden okumak istiyorsanız bunu okuyun. Sinan Akgöz'ün bütün kitapları güzel zaten. şaika Feraye. Bu yazarın da kitapları çok güzel zaten. Uçurtma Avcısı. Yine aynı yazardan ve dağlar yankılandı. Burada yazdığı gibi Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş adlı kitapları muhteşem kitaplar. Ancak bu kitabı ben bitirmek için birazcık zorlandığımı söyleyebilirim. Ayşe Kuli'nin yazmış olduğu Gizli Anların Yolcusu. Yine bu kitap. Atsız'ın yazmış olduğu Türk Ülküsü adlı kitap. Hakan Yel. Jose Saramago'dan Körlük adlı kitap. Bu arada Körlük adlı kitap buradaymış. Yukarıdaki Görmek adlı kitapmış. Ben Körlük diye tavsiye ettim. Sürekli üzerindeki fotoğraflar dikkatimi çekiyordu aslında. Bu kitabı mutlaka okuyun. Yani nasıl şaşırmışım ya. Allah. İskender Pala'dan Efsane adlı kitap. Bu kitabı da çok beğenmiştim ben. Ahmet Ümit'in Agatha Anahtarı adlı öykü kitapları. Ayşe Kulin'in yazmış olduğu Handan adlı roman. Bu kitaplıkta göstereceğim son kısım arkadaşlar. İlk kitaplığımız bu. Öncelikle şunlara bakalım. Neler var? Sıfır noktasındaki kadın. Bu kitabı çok beğenmiştim ben. Ahraz adlı kitap. Bunu da çok beğenmiştim. Bunu da tavsiye ederim sizlere. Benim Hüzünlü Orospularım adlı kitap. Savaş Sanatı. Ve yine aynı yazı, aynı kitap daha doğrusu. Farklı yayınlardan. Ve Zıvayk'tan Mürebbiye. Yine aynı şekilde Zıvayk'tan Korku. Şuradan bakalım. Tolstoy'dan sevgi neredeyse Tanrı oradadır. Onun adresi yok. Öykü. Yine Sürgün Ruhlar Senfonisi. Bu da öykü. Bu kitaptaki öyküleri hiç beğenmemiştim. Hiç. Kahraman Tazeoğlu'nun yazmış olduğu Yaralı adlı kitap. Kahraman Tazeoğlu'nun dilini çok beğeniyorum ben. Metcezir adlı kitap. Bunu da çok önce okumuştum. Son Şansa Hoş Geldiniz adlı kitap. Başlığı dikkatimi çekip almıştım birkaç yıl önce. Yine aynı şekilde Beyaz Yalan adlı kitap. Yaşamın Anlamı, Özgürlüğe Mahkum, Kördüğüm, Aldatılmış. Bu arada buradaki gösterdiğim aşk kitapları bana ait değil sanırım. Aklından bir sayı tut. Çakalların yurdu. Zaman Çarkı, Sokürü ve Aşk Evliliğin Ellerinden Tuttu. Dediğim gibi buradaki aşk kitapları bana ait değil. Aşk kitaplarını kütümsemiyorum ama bana ait değil. Sadece söylüyorum. İnci Aral'dan Sadakat, Hande Altaylı'dan Kahperengi, Sinan Yağmur'dan Aşka Yolculuk ve Eser Karahane anlatılıyor burada. Dini tasavvufi bir kitap. Halde Edip Adıvar'ın Çaresaz adlı kitabı. İntikam adlı kitap. Benjamin Button'un tuhaf hikayesi. Aşk biter, insan yorulur. Huket uzun uyumsuz defne kamanı maceraları su. Rat adlı kitap. Ve Kahraman Tazeoğlu vazgeçtim. Kahraman Tazeoğlu Bukre. sesimden anlıyorsunuz. Çok yoruldum. Daha iki tane kitaplık daha var. Nasıl bakacağım bilmiyorum. Nasıl tek tek göstereceğim hiç bilmiyorum. Devasa kitaplığı olanlar nasıl böyle tek tek video çekiyorlarmış. Gerçekten çok şaşırdım. Ve tebrik ediyorum onları. Sizlere göstereceğim diğer kitaplık bu arkadaşlar. Bu kitaplık bu arada benim değil kardeşimin kitaplığı. Fark ettiyseniz kitapların çoğu tarihi kitaplar. Kardeşim kendisi tarih bölümü okuduğu için ben okuduğum kitaplar var bunların içerisinde de sizlere göstereceğim onları şimdi Burası kardeşimin kitaplığı. Burada da okuduğum birkaç tane kitap var. Okuduğum kitapları göstermek istiyorum sizlere. Bu arada okumayı planladığım kitaplar da var. Mesela şu kitabı okumak istiyorum, göstereyim sizlere. Şu kitabı okumak istiyorum. Şu kitabı her yerde duydum. Bu kitabı okumak istiyorum. Şu şekilde kalınlığı bu şekilde ama kardeşim çok akıcı olduğunu söyledi. Kösem Sultan adlı tarihi kurgu kitabı bunu da okumak istiyorum. Okuma listemde var bu. Ama ne zaman okurum onu bilmiyorum tabii. Bu kitabı okudum ve çok beğendim. Bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka herkesin okuması gerekiyor. Bozkurtlar diye hemen adından yanlış anlamayın. Herhangi bir siyasi bir durum yok. Gayet çok güzel bir kitap. Bu kitabın aynısı benim kitaplığımda da var zaten. Bunu üniversite yıllarında okumuştuk dersimizden dolayı. Yeni yüzyılın eşiğinde bunu okudum. Türkçülüğün esasları bunu da okumuştum. Yine İbrahim Kalın'ın yazmış olduğu İslam ve Batı bunu da okudum. Ziya Gökalp'in yazmış olduğu Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasırlaşmak bunu da okumuştum. Çok ince bir kitap zaten. Kendisi aynı zamanda faydalı. Yine Bilge Kağan'ın vasiyeti bunu da okudum. Gayet güzel vasiyetler var içerisinde. Bunun kapağını çok beğendim. Osmanlı Vampirleri adlı kitap okudum ama içerisinde çok daha beklentimi karşılamadı. Steven Zweig'in Ay adlı kitap bunu da okumuştum. Şimdi bu rafta da okuduğum kitapları göstermek istiyorum sizlere. Zaten kardeşimin kitaplıydı burası. Mesela şunu okudum. Türk Mitolojisi adlı kitap. Kapağına bakınsana ne kadar muhteşem bir kapak ya. Vallahi. Bu İlber Ortaylı'nın yazmış olduğu bu kitabını okudum ama farklı bir yayından ya da farklı bir basımını okudum. Bu kitabı da okudum. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Özellikle polisiye, macera, bilim kurgu. Bilim kurgu denebilir mi bilmiyorum ama herkese tavsiye ediyorum gerçekten. İçerisinde aksiyon var. İlber Ortaylı'nın yazmış olduğu seyahatnameyi de okudum ama çok ayrıntılı bilgiler vermemiş. Şehirlerden, ülkelerden bahsediyor. Kısa kısa bilgiler vermiş. Yine aynı şekilde her yerde dolaşan herkesin elinde gördüğümüz Bir Ömür Nasıl Yaşanır bunu da okudum kardeşimin kitaplığından alıp eğer hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için imkanlarınız yeterli değilse kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bir de zaten herkes dünyayı gezmek zorunda değil ya da herkes sinemaya gitmek zorunda değil, herkes tiyatroya gitmek zorunda değil. Herkes hak ettiği hayatı, daha doğrusu herkes imkanını bulduğu hayatı yaşıyor. İlber Ortaylı'nın zaten çok çok imkanı olmuş. Dünyayı dolaşmak, farklı yerlere gitmek, farklı müzisyenleri dinlemek, farklı sohbetlere, farklı yerlere gitmek. Yine aynı şekilde İlber Ortaylı'nın yazmış olduğu Türklerin Altın Çağı adlı kitabı okumuştum. Kapağı çok güzel bunu da aynı şekilde muhteşem. Fuat Sezgin'in yazmış olduğu Bilim Tarihi Sohbetlerini okudum. Bu da çok güzel bir kitap. İbni Fadla'nın Seyahatnamesi. Bu da iyi bir kitap bence. Buradan da okuduğum kitap Tomris Han adlı kitap. Bu kitabı çok beğendim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem bir kitap. Herkesin okuması gerekiyor. Mutlaka herkesin 7'den 70'e. Aynı zamanda en 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 iyi kitaplardan diyebileceğim bir kitap Herodot'un Tarih adlı kitabı. Adının tarih olmasına ya da kalınlığına hiç aldanmayın. Ben bunu bir hafta içerisinde okudum. Çok çok beğendim. Farklı kültürlerden bahsediyor. içerisinde mitolojiden bahsediyor. Tanrılardan bahsediyor. Okuyup çok hayran kaldığım bir kitap. Gerçekten herkesin okuması gerekiyor. Öyle bildiğimiz klasik tarih kitaplardan biri değil bu. Sizlere göstereceğim diğer kitaplık da burası arkadaşlar birazcık dağınık olabilir. Ders kitaplarım da olduğu için, defterlerim de olduğu için kitaplık anca bu kadar düzenlenebiliyor. Bazıları da tozlanmasın, eskimesin diye poşetlerin içerisinde daha sağlıklı, daha sağlam kalıyor. Şimdi sizlere bunları tek tek göstereceğim birazdan. Özellikle favori kitaplarım var burada. Favori okuma kitaplarım var burada. Şurası kapalı Türk bayrağını kaldıramadım yapıştığı için orayı birazdan sizlere göstereceğim. Burada yazım kılavuzu, yeni tarama sözlüğü, Türkçe sözlük, Osmanlıca sözlük ve Türkçeye antolojisi kitaplarım var. Bunlar benim üniversitede aldığım kitaplar. Özellikle Türkçe sözcüğü çok fazla kullandığımı hatırlamıyorum. Çünkü internetten faydalanıyordum. Ama Osmanlıca Türkçe sözcüğü çok fazla kullandım. Özellikle eski edebiyat derslerinde. Ve Türk şiiri antolojisi de bana çok faydalı oldu. Artık o kadar yorulmuşum ki kelimeler birbirine girmiş. Yanlış telaffuz etmişim farkında olmadan. Burasını ancak bu açıdan çekebiliyorum. Şimdi göstermeye başlayacağım kitaplarımı sizlere. İlk kitabım... Evet, evet. İlk kitabım Mevlana'dan seçmeler. Bunu okumaya başlamıştım aslında. Ama diğer kitaplardan dolayı bunu yerde bırakmak zorunda kaldım. Diğer kitabım Adolf Hitler'den Kavgam adlı kitap. Bunu da hala okumadım. Bunu da okumaya başlamıştım, yaralamıştım. Daha sonra yerde bırakmak zorunda kaldım. Diğer kitabım Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu Safaat adlı kitap. Bir diğeri Kutatku Bili'den Seçmeler adlı kitap. Bu arada Kutatku Bili'den Seçmeleri de hala okumadım. Onu da okumayı düşünüyorum. Diğer kitabım bunlar okuduğum kitaplar artık. Emin Malov'dan Çivisi Çıkmış Dünya. Diğer kitabım Albertin Kayıp adlı kitap. Marcel Proust'tan. Sadece bunu okudum bu yazardan. Diğer kitabım Ahmet Haşim'in Bütün Şiirleri adlı kitap. Diğer kitabım İlber Ortaylı'nın yazmış olduğu bu kitap. Bunu da okumuştum. Söylemiştim zaten diğer kitaplığı dolaşırken size. Evet, bu kitap farklı yayınlardanmış. Diğeri sanırım Koridor Yayınlardan da bu Timaş Yayınlardanmış ve gayet kapağının e, güzelliğine bakın şunu. Çavdar Tarlasında Çocuklar. Doppler. Martı Janıtın. Dede Korkut kitabı. Madame Bovary. Şark meselesi adlı kitap Mevhibe Savaş benim üniversitedeki Çukurova Üniversitesi'ndeki tarih hocalarımdan bir tanesiydi. Kendisi çok değerlidir. Aristoteles'ten Poetika, Rüya Sığınağı ders işlerken bizi yani dersin başından sonuna kadar güldürmeyi, eğlendirmeyi başaran bir hocamızdı. Beyaz Zambaklar ülkesinde. Bunu zaten Atatürk tüm gençlerin okumasını istiyordu. Ben de sizlere tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Finlandiya eğitim sistemi. Finlandiya'nın nasıl bataklıktan yükselişe geçtiği anlatılmakta burada. Yine benim zevkle okuduğum yazar Yaşar Kemal'in yazmış olduğu Üç Anadolu Efsanesi adlı kitabı. Üç tane öykü anlatılıyor. Köroğlu, Karacaoğlan ve Ala Alageyik öyküleri, efsaneleri de diyebilirim. Yani Yaşar Kemal'in diline hiçbir şey demiyorum. O kadar akıcı, o kadar akıcı ki. Ya muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem, harika ötesi. Diğer kitabım Kafka'dan Dönüşüm adlı kitap. Kitabın kapağına bakın. Bence çok güzel bir kapak bu. Kedileri sevdiğim için almıştım bu kitabı. Kedi Kafası adlı kitap. Aziz Nesin'den Şimdiki Çocuklar Harika adlı kitap. Bu kitap da gerçekten çok güzel. Bunu da size tavsiye ederim. Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu Efruz Bey adlı kitap. Bu kitabı üniversitede sanırım bir dersten dolayı bu şekilde sınavda sorumluyduk post islemişim. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Normalde ben bu yazarın kitaplarının hepsini beğeniyorum. Aynı zamanda kitaplarında yer alan toplumsal eleştirisi benim yüzümü gülümsetiyor. Mizah var zaten. Ancak bu kitabı hala okuyamadım. Neden bilmiyorum. Diğer kitaplarım da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitapları. Şık adlı kitap. Bu kitaptan da üniversitede sorumluyduk. O yüzden böyle işaretlemişim. Bir diğer kitabım yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Efsuncu Baba adlı kitap. Çok güzel. Ve bir diğer kitabım Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Mürebbi adlı kitap. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Peyami Safa'dan Fatih Harbiye. Bu arada bunu da tavsiye ediyorum. Mutlaka okumalısınız. Cengiz Aytmatov'dan Beyaz Gemi aynı şekilde küçük prens. Bunu zaten artık okumadım demeyin. Bir şeftali bin şeftali ve küçük karabalık. Şimdi burası birazcık dağınık gelebilir sizlere ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Anca bu şekilde düzenleniyor. Şunların içerisinde benim şu şekilde göstereyim sizlere. Bunların hepsi dosya Bunların içerisinde üniversite ders notlarım bulunmakta. Sınavlara çalışırken, yazılılara çalışırken biriktirdiğim notlar var bunların içinde. Ama kullanmıyorum. İşime yarayacağını da sanmıyorum zaten. Şimdi bizi ilgilendiren kitaplara bakalım. Kadın Savaşçılar adlı kitabım. Hasan Ali Toptaş'tan Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı kitap. Yine herkesin özellikle bütün kadınların kitaplığında bulunması gereken kitap Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bunu tekrar okumayı planlıyorum ben. inceleme yapmak için şöyle göstereyim sizlere. Yani daha doğrusu neyden bahsettiğine dair yorum yapabilirim, video olarak çekebilirim. Yine Günden Kalanlar. Tomris Uyardan Yaza Yolculuk. Öykü Kitapları. Rasim Özdenören'den Gül Yetiştiren Adam adlı kitap. Metin Kaçan'dan Ağır Roman, Fareler ve İnsanlar. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Ferit Edgü'den Giden Bir Kedinin Ardından. Zaten öykü okumak istiyorsanız bu yazarın öykülerini okuyabilirsiniz. Yine aynı yazardan Nijinsky öyküleri. İnsan Ne ile Yaşar? Babaya Mektup. Burada kitaplarım da benim yeni yeni okuduğum kitaplar. Göstereyim sizlere. Poe'den iki tane öykü kitabı var. Kızıl Ölümün Maskesi ve Bir Haftada Üç Pazar adlı kitap. Yine Saç Örgüsü adlı kitap. Bu kitabı çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Halil Cibran'ın yazmış olduğu Ermiş adlı kitap. Bunu zaten her yerde duyuyorsunuz ama gerçekten bu kadar duyulmayı da hak eden bir kitap. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaç. Yine aynı şekilde Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Gulyabani adlı kitap. Size göstermiştim ben. Yukarıda da vardı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri. Şurada. Şimdi peygamberimizin hayatını anlatan bu kitabı okudum. Okurken birazcık zorlandım. Başka bir kitap okumak istiyorum. Şimdi sizlere en sevdiğim rafı göstermek istiyorum. Burada kitaplara bayılıyorum gerçekten. Muhteşem kitaplar. Öncelikle şunları göstereyim sizlere. Sabahattin Ali'den sırçak Köşk. Sabahattin Ali'den Değirmen. Sabahattin Ali'den Yeni Dünya, Yaşar Kemal'den Kuşlar da Gitti, Yaşar Kemal'den Yılanı Öldürseler, Yaşar Kemal'den Sarı Sıcak, Yer Altından Notlar, Dostoyevski'den, Bir Delinin Hatıra Defteri Gol'dan. Şimdi diğer muhteşem yapıtları göstereyim sizlere. Avucunuzdaki kelebek Ahmet Şerif İzgören'den. Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikayeleri. Zuvayt'tan Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bir Çöküşün Öyküsü. Otomatik Portakal. Bunu herkese tavsiye etmiyorum ben. Özellikle 22 yaşından sonra okunmasını tavsiye ediyorum. Çünkü içerisindeki olaylar mide bulandırıcı. Diğer kitaplar Said Faik'ten Seçme Hikayeler ve Sait Faik'ten Son Kuşlar. Özellikle ben Sait Faik'in bu Seçme Hikayeler adlı kitabının okunmasını istiyorum, tavsiye ediyorum daha doğrusu. Çünkü çok güzel öyküleri var. Özellikle güzel öyküleri bu kitabın içerisinde toplanmış. Diğer kitaplarım Sunay Akın'ın kitapları görüyorsunuz. Hayal Kahramanları, öykülerini çok beğendim Sunay Akın'ın. Kule Cambazı, hala okumaya devam etmek istiyorum öykülerini. Kırdığımız Oyuncaklar, Yine diğer kitap biliyorsunuz zaten. George Orwell'ın yazmış olduğu Hayvan Çiftliği. Diğer kitabı da biliyorsunuz. Şeker Portakalı. Ve gözyaşları içerisinde okuduğum kitap Petey. Ve okurken sinirlerimin bozulduğu bu dünyaya, dünyanın adaletine çok sinirlendiğim bir kitap. Damızlık Kızın Öyküsü. Okurken çok çok ayrı bir edebi zevk veren, beni benden alan kitap. Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Ölü Zaman Gezginleri. Hasan Ali Toptaş'ın diline hayranım. O kadar muhteşem ki dilinin, anlatımının üzerine bir anlatım dil tanımıyorum. Sabahattin Ali'den Kağnı Ses. Yusuf Atılgan'ın bütün öyküleri. Bu arada ben öykü okumayı seviyorum. Öykü okumaya bayılıyorum. Öykü seviyorum demiştim. Diğer kitabım kısa öykünün büyük ustaları adlı kitap şu şekilde. Teo'dan Üç Kız Kardeş adlı tiyatro, tiyatro kitabı. Geriye kalan kitaplarım da yine Stephen Zweig'dan Yakıcı Sır, Satranç, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ve Korku. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Yazardan özellikle korku kitabını okuyabilirsiniz. Korku kitabıyla okumaya başlayabilirsiniz bu yazarı. Aynı zamanda ikinci olarak satranç okuyun. Buradaki kitapların çoğunluğu bizi ilgilendirmiyor okuma kitapları olarak düşünecek olursak. Ama ben sizlere okuduğum iki kitabı göstermek istiyorum. Müjdat Ataman'ın yazmış olduğu 112 öğretmenliğime dair notlar. Ahmet Şerifiz Gören'in Masallarda Bir Peri Çıkar karşınıza Gerçek Hayatta Öğretmen. Bu yine okunmayı bekleyen kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı da okumak için can atıyorum nedense ama bunu en son okuyacağım öğretmenliğe dair kitaplardan sonra. Yani önce şunu okuyacağım, daha sonra bunu okuyacağım ama bu kitap benim çok çok ilgimi çekiyor. Kapağı neden bilmiyorum. Ya yani beni oku, beni oku diye bana sesleniyor ama ben hala bekletiyorum. Umarım bana çok güzel mesajlar verir. Çok faydalı olur. Bu kitabı okudum. Öğretmenim lütfen bu kitabı okur musunuz? Hasan Yılmaz'ın kitabı. Yine Doğan Cüceloğlu'nun yazmış olduğu. Öğretmenim bir bakar mısınız? Bunu da okumuştum. Diğer kitaplarımı göstermeye gerek var mı? Merak eden var mı? Hiç sanmıyorum. Çünkü geriye kalan kitaplarımın hepsi bölüm kitapları, edebiyat kitaplarım ama üzerinden şöyle bir geçebilirim. Bu arada bu kutunun içinde de benim okuyacağım kitaplar bulunmakta. Onları size göstermeyeyim şimdilik. Ben bu kitapları çekerken sizlere tek tek gösterirken birazcık yoruldum. Gerçekten birazcık emek ettiğimi söyleyebilirim. Hem çekme aşamasında hem editleme aşamasında birazcık zahmete katlandım. E o kadar da olacak tabii. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.